Sevgili öğrenciler merhabalar, ben matematik öğretmeniniz Ragıp Şahin. Bu videomuzda üslü sayılarla alakalı 8. sınıf üslü sayılarla alakalı ikinci kısım dediğimiz onun kuvvetlerini kullanarak çözümleme, bilimsel gösterim, onun farklı kuvvetleriyle yazma konulu başlıklarıyla alakalı alıştırmalar yapacağız. Birinci kısımla alakalı yani negatif, üssün üssü, çarpma, bölme kurallarıyla alakalı alıştırmalarımızın videosuna kanalımızdan ulaşabilirsiniz. O videoda ve bu videoda kullandığımız dokümanı açıklamalar kısmındaki linkten indirebilirsiniz. Hazırsanız ilk alıştırmamızdan başlayalım. Aşağıda verilen ondalık gösterimleri onun tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümleyiniz. 6 sayısı onlar basamağındadır. 10 sayısı ise onun kuvvetini kullanarak 10 üzeri 1 şeklinde yazılabilir. 10 üzeri 1 ile 6 sayısını çarpmalıyız. 2 sayısı birler basamağındadır. 1 sayısı onun sıfırıncı kuvveti demektir. 2 ile çarptığımızda 2 ile 1'i çarpmış oluruz. Her basamaktan sonra da toplama işlemi yapmamız lazım. 3 sayısı onda birler basamağındadır. Onda birler basamağı 1 bölü 10. Onda 1 bu şekilde yazılır. Bunu da negatif üs kullanarak yazarsak onun kuvveti şeklinde yazmış oluruz. Yani 10 üzeri eksi 1 olur. Artı rakamımız 3, basamağımız ise onda birler yani 10 üzeri eksi 1. İkincisine geçtim. 2 rakamı yüzler basamağında 2 çarpı 100 yani onun karesi artı 8 rakamı onlar basamağında 8 çarpı onun birinci kuvveti artı 7 rakamı birler basamağında yani onun sıfırıncı kuvveti 7 çarpı 10 üzeri 0. Artı 5 rakamına geldiğimizde onda birler basamağında olduğunu görüyoruz. Yani 10 üzeri eksi 1 onda 1'in onun kuvveti şeklinde yazılışı. Artı 6 rakamı ise yüzde birler basamağında 10 üzeri eksi 2. Bu kuvvetleri şu şekilde karıştırmadan yazabilirsiniz. Virgülün hemen solundaki basamak birler basamağı 0 olacak onun kuvveti olarak. Sola doğru artar 1, 2, sağa doğru da eksi 1, eksi 2 şeklinde. Örneğin 2 çarpı 10 üzeri 2 gibi veya 6 çarpı 10 üzeri eksi 2 gibi. Burada yapalım. Birler basamağının onun kuvveti 0 olacaktı. Sağa doğru da eksi 1, eksi 2, eksi 3 demiştik. O halde 7 çarpı 10 üzeri 0 artı bu sıfırları yazmamıza gerek yok çünkü yutan elemandır. 0 çarpı 10 üzeri eksi 1 dediğiniz zaman 0'a eşit. 0 çarpı 10 üzeri eksi 2 dediğinizde yine 0'a eşit olacak. O yüzden direkt 8'e geçiyorum. 8 çarpı 10 üzeri buraya eksi 3 yazmışız. O halde burası da eksi 3 olacak. 7 çarpı 10 üzeri 0 artı 8 çarpı 10 üzeri eksi 3 şeklinde. Devam edelim. 35 tam binde 294. Birler basamağı 5. Buraya 0'ı yazdık. Sağa doğru 1, sola doğru 1, sağa doğru eksi 1, eksi 2, eksi 3 şeklinde. O zaman 3 çarpı 10 üzeri 1 artı 5 çarpı 10 üzeri 0 artı 2 çarpı 10 üzeri eksi 1 artı 9 çarpı 10 üzeri eksi 2 artı 4 çarpı 10 üzeri eksi 3 olur. Yine birler basamağında 3 var. 0 yazdım. Sola doğru arttırıyorum 1, 2. Sağa doğru da azaltıyorum. Eksi 1, eksi 2, eksi 3 şeklinde. O halde 5 çarpı 10 üzeri 2 oluyor. Yüzler basamağındaki rakamın basamak değeri. Artı 4 çarpı 10 üzeri 1. Onlar basamağı. 3 çarpı 10 üzeri 0. Birler basamağı. Onda birler basamağına geçtiğimizde 0'ı görüyoruz yutan eleman. Hemen yüzde birler basamağına geçiyorum. 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 oluyor. Artı 7 çarpı 10 üzeri eksi 3 şeklinde çözümlemeyi tamamlamış olduk. Son çözümleme örneğimiz birler basamağına 0 yazdık. Onda birler basamağı eksi 1, eksi 2 ve eksi 3 şeklinde ondalık kısmı da yazdık. 6 çarpı 10 üzeri 0 artı 0 yazmaya gerek yok. 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 artı 9 çarpı 10 üzeri eksi 3 şeklinde oluyor. İkinci alıştırmamız
Tam tersi, çözümlenmiş halleri verilen ondalık sayıları bulalım deniyor. Onun kuvvetleri büyükten küçüğe sıralanmış olmalı. Buna dikkat ediniz. Ve hiçbir onun kuvvetini atlamamalısınız. Mesela bu örnekte onun 3. kuvvetinden başlıyor ve onun eksi 3. kuvvetine kadar gidiyor. Aradaki tüm kuvvetleri karşılığı olan basamağa sayı yazmalıyız. 10 üzeri 3 sayı 6. 10 üzeri 2 göremiyorum. O halde 0 yutan elemanı olmalı. 10 üzeri 1 5. 10 üzeri 0 7. 10 üzeri 0'dan sonra virgül koyuyoruz. Çünkü 10 üzeri eksi 1 onda birler basamağı, yani ondalık kısma geçiyor. 10 üzeri eksi 1'in katsayısı 8. 10 üzeri eksi 2'yi de göremiyorum. 10 üzeri eksi 3'ün katsayısı ise 9. O halde sayımız 6057 tam 1000'de 809 şeklinde oluyor. Diğer örneğimiz 10 üzeri 2 ile başlıyor en büyük kuvvet. En küçük kuvvet ise 10 üzeri eksi 3. Kat sayılarını alacağız. 10 üzeri 2'nin kat sayısı 5. 10 üzeri 1'in kat sayısı 4. 10 üzeri 0'ın kat sayısı yok. O halde 0. Virgülümüzü attık. 10 üzeri eksi 1'in kat sayısı 3. 10 üzeri eksi 2'nin kat sayısı 8. Ve 10 üzeri eksi 3'ün kat sayısı 9 şeklinde ondalık gösterimimiz ortaya çıkmış oldu. 10 üzeri 3 ile başlıyor ve 10 üzeri eksi 3 ile bitiyor. 10 üzeri 3'ün katsayısı 7, 10 üzeri 2'nin katsayısı 6, 10 üzeri 1'in katsayısı 3, 10 üzeri 0'ın katsayısı yok. O yüzden yutan eleman 0 yazdık. 10 üzeri eksi 1 de yok. Dolayısıyla yine 0 yazdık. 10 üzeri eksi 2'nin katsayısı 3 ve 10 üzeri eksi 3'ün katsayısı 5 şeklinde 7630 tam 1000'de 35 olarak bulunuyor ondalık gösterim. Diğer örneğimiz, çözümlenmiş halleri verilen sayılarda harflerin yerine gelmesi gereken sayıları bulunuz denmiş. 23 tam 1000'de 167. İki rakamı onlar basamağında, yani 10 üzeri 1, 10 üzeri 0, 10 üzeri eksi 1, 10 üzeri eksi 2, 10 üzeri eksi 3 şeklinde olacak. Şimdi 10 üzeri 1 var. Katsayısı 2. Yani A yerine 2 yazmalıyız. 3'ün bulunduğu yer 10 üzeri 0. O halde B yerine 0 yazmalıyız. 10 üzeri C. Bakın burada katsayı verilmemiş. Gizli katsayımız 1. Etkisiz eleman. Katsayısı 1 olan ondalık gösterim 10 üzeri eksi 1. O halde C yerine eksi 1 yazmalıyız. 6 çarpı 10 üzeri D, 6 10 üzeri 2'nin olduğu yerde, yani D yerine 10 üzeri eksi 2 şeklinde eksi 2'yi yazdık. 10 üzeri eksi 3'ün katsayısı da E, 10 üzeri eksi 3'ün katsayısı 7, o halde E yerine de 7 yazıyoruz. Alttaki örneğe bakalım. Sayımızda da bilinmeyen var. Burası onlar basamağı, yani 10 üzeri 1'in katsayısı olan yer. 10 üzeri 1 nerede? Burada hemen A yerine 8 yazmamız gerektiğini bulduk. Sonra çözümlemeye bakalım. 7 olan, katsayısı 7 olan basamağın kuvveti. 7 nerede? Yüzler basamağında, yani 10 üzeri 2 olmalı. K o halde 2 olmalı diyoruz. 5 çarpı 10 üzeri 0, zaten burası 10 üzeri 0'dı. Eksi 1'di. 0 çarpı 10 üzeri eksi 1'di. Burası 10 üzeri eksi 2. Yani 4 çarpı 10 üzeri eksi 2. 10 üzeri eksi 2 burada. O halde M 4 olmalı. N çarpı 10 üzeri 9. Pardon, 9 çarpı 10 üzeri N. 9 burada. 10 üzeri eksi 3. O halde N dediğimizde eksi 3 olacak. Diğer çözümlemeye bakalım. 9 çarpı X denmiş. Buradaki 9 ve burada bir tane daha 9 var. 2 tane 9 var. Çözümlemede sadece bir tane 9 var. O halde bu 9'ların basamak değerlerini toplamalıyız. Burası 10 üzeri 1 onlar basamağı olduğu için. Burası da 10 üzeri eksi 1. Hemen 10 ile 10 üzeri 1 ile 10 üzeri eksi 1'i toplamalıyım. 10 üzeri 1'in değeri 10. 10 üzeri eksi 1'in değeri 1 bölü 10.
10 kere 10 100, bir daha 101 bölü 10 oluyor. O halde 9'ların basamak değerleri toplamı 9 çarpı 101 bölü 10 olmalı. 9 burada çarpı x, x yerine 101 bölü 100 ve 101 bölü 10 yazmam gerekiyor. 2 birler basamağında ve başka 2 yok. O halde burası 10 üzeri 0 ile çarpılmalı. Y ile çarpılmış 2. Y 10 üzeri 0 demektir. 1 bölü 10. Burası 10'da birler basamağı demek. 10 üzeri eksi 1. 10'da birler basamağında ki sayı 9. O halde az önce yapmış olduğumuz işlem hatalı kabul edilir. Çünkü burada 2 tane 9 vardı. Biz ikisini birlikte almıştık. Şimdi bunları silelim. Tekrar düzeltelim. Y doğru. Sadece X'te hata oluştu. Hemen Z yerine önce 9 yazalım. Çünkü 10'da birler basamağında 10 üzeri eksi 1'de 9 var. Z sayısı 9. X sayısı o zaman onlar basamağı olduğu için 10 üzeri 1 olacak. 10 üzeri 1'imizi de yazdık. Y'yi zaten bulmuştuk. T'ye geçelim. T 6 çarpı T. Yani 6'nın basamak değeri demektir. 10 üzeri eksi 2. 10 üzeri eksi 2. Burada 1 bölü 1000 görüyorum. 1 bölü 1000 dediğimiz 1 bölü 10 üzeri 3'tür. Bu da 10 üzeri eksi 3 demektir. 10 üzeri eksi 3 1000'de birler basamağı. Bunun katsayısı ise 3 olmalı. W yerine de 3 yazmış olduk. Son çözümleme örneğimizi de yapalım. Yüzler basamağında A görüyoruz. Yani burası 10 üzeri eksi 2. Onlar basamağında 4 görüyoruz. 10 üzeri eksi 1. Birler basamağında 0 var. 10 üzeri 0. Onda birler basamağı yani 10 üzeri eksi 1 olan B, 10 üzeri eksi 2 olan 8 ve 10 üzeri eksi 3 olan 5 olacak. Şimdi bakalım 7 çarpı 10 üzeri 2. 10 üzeri 2 olan ne demiştik? A, yani A sayısı 7 olacak. 4 çarpı 4'ün yanın kuvveti neydi? 10 üzeri 1'di. O zaman burası 10 üzeri 1 olması için C yerine 1 yazıyoruz. B çarpı 10 üzeri eksi 1. B çarpı 10 üzeri eksi 1. B'nin buradan 8 olduğunu bulduk. D çarpı 8 çarpı 10 üzeri D. 8 nerede? 10 üzeri eksi 2. O halde D sayısı eksi 2 olmalı. 8'in kuvveti 10 üzeri eksi 2. E çarpı 10 üzeri eksi 3. 10 üzeri eksi 3'ün olduğu yerde rakam 5. E yerine de 5 yazmış oluyoruz. Aşağıda verilen sayıların bilimsel gösterimlerini yazınız. Bilimsel gösterim, onun kuvveti olarak yazdığımız sayılarda katsayının en az 1 olması ve 10'dan küçük olması demektir. Örnek verecek olursak 3 tam 10'da 7 çarpı 10 üzeri eksi 8 gibi, 1 çarpı 10 üzeri 11 gibi, 1 tam 10'da 7 çarpı 10 üzeri 9 gibi veya 9 tam 10'da 9 çarpı 10 üzeri eksi 25 gibi örnekler verilebilir. Burada katsayıların en az 1 ve 10'dan küçük olması önemli. Bilimsel gösterim olması için bu şart var. O halde 49 milyonu ben katsayısı 1 ile 10 arasında olması için 4 tam 10'da 9 şeklinde yazmalıyım. Çarpı virgülden sonraki basamakları sayacağız. 4 ile 9'un arasına virgül koyduk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10 üzeri 7 olacak çok büyük sayılarda. Bu sayıyı bilimsel gösterim yapmak için 2 ile 1'in arasına virgülü koymalıyım. 2 tam diye başlayan bu sayı buraya kadar bu şekilde yazılmalı. Onun kuvveti olarak virgülden sonraki basamakları yazıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yine 10 üzeri 7. Diğer örneğimizde 35 milyar 800 milyon 3 ile 5'in arasında olmalı virgül. 3,58 yazdık. Çarpı 10 üzeri 3'ten sonraki tüm basamaklar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 üzeri 10 olacak. Diğer örneğimizde
Çok küçük sayı görüyoruz. 0 tam diye başlıyor. Bilimsel gösterim olması için virgülün şuraya kadar gelmesi lazım. Yani 1 tam 1000'de 983 çarpı şeklinde başlıyoruz. Kaç basamak virgülü kaydırmış olduk? 2 virgül arasındaki basamakları sayarak karar verebilirsiniz. 0, 0, 1. 3 basamak kaydırılmış. Dolayısıyla eksi 3 yazıyorum. Neden eksi 3? Çok küçük sayı olduğu için. Burada da çok küçük bir sayı var. Yani 10 üzeri eksi olacak. Peki kaç tane basamak kaydırdık? Buna bakmamız lazım. Virgülün şuraya gelmesi gerekiyor. Katsayının 1 ile 10 arasında olması için 1 tam %38. Basamakları sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane basamak. O halde burası da 10 üzeri eksi 6 olacak. Burada yine çok küçük bir sayı görüyoruz. 1 ile 10 arasında olması için virgülün buraya kadar gelmesi lazım. Yani 7 tam olacak. Kaç basamak kaydırmış oluruz o halde? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 basamak kaydırmış olduk. Çok küçük sayı olduğu için 10 üzeri eksi 8. 125 çarpı 10 üzeri 8 görüyorum. Virgül 1 ile 2 arasında 1 tam %25 olmalı. Katsayı 1 ile 10 arasında olması için. Kuvvetimiz 10 üzeri 8'de. Burada 125'i 1'e küçülttük. Dolayısıyla kuvveti arttırmamız gerekiyor sayının değeri değişmemesi için. 125 tam da virgül buradaydı. 1 tam %25 deyince virgül buraya gelmiş oldu. Arada kaç basamak oynadı? 2. O halde 2 tane arttırıyorum. 8'i 2 arttırırsak 10 olur. 1 tam %25 çarpı 10 üzeri 10. Son örnek olarak 54 çarpı 10 üzeri eksi 10 görüyoruz. Virgülün 5 ile 4'ün arasına gelmesi lazım. Zaten virgül yoktu. Virgül hayali olarak burada var. Bir basamak küçültmüş olduk 54'ü 5 tama. O halde kuvveti büyütmemiz gerekiyor. Eksili sayılarda büyütme kafa karıştırabilir. Eksi 9'u bir basamak büyütürseniz, eksi 10'u bir basamak büyütürseniz eksi 9 olur. 54 çarpı 10 üzeri eksi 10'un bilimsel gösterimi 5,4 çarpı 10 üzeri eksi 9 oldu. Aşağıdaki eşitliklerde noktalı yerlere gelmesi gereken sayıları bulalım denmiş. Farklı kuvvetlerle yazma 300 çarpı 10 üzeri 7. 300 sayısı 3 tama küçüldü. Kaç basamak küçüldü? 2 basamak. 2 sıfır silindi. O halde 2 tane arttırıyoruz. 7 yerine 9. 7,5 iken 750 2 basamak sağa kaymış. Bakın şuradayken buraya büyüdü. 7 tamken 750 tam. 2 basamak büyüttüğüm için kuvveti 2 tane küçültüyorum. 6'yı 2 küçültürseniz 4 olur. 32 tam 10'da 5. 0 tama küçülmüş. Kaç basamak küçülmüş derseniz bakın 32 tam 2 ile 5 arasındaydı. Şu anda virgül burada. Arada 2 basamak oynadı. 2 basamak küçülttüysem kuvveti 2 tane arttırmalıyım. Eksi 7'yi 2 arttırırsanız bunlar önemli. Eksi 7'yi 2 tane arttırırsanız zıt işaretler toplanırken çıkartılıp büyük olanın işareti veriliyordu. 7'den 2 çıktı 5. 7'nin işareti eksi. Eksi 5 olur. 123 sıfır tama küçülmüş. Virgül buradayken buraya 1, 2, 3 basamak küçülmüş. 3 tane arttıracağım. 7'yi 3 arttırırsam 10 üzeri 10 olur. 0 tam iken 4 tam olmuş. Virgül 1, 2, 3 basamak sağa doğru kaymış. Arttırdığıma göre kuvveti azaltmam lazım. Eksi 2'yi 3 azaltırsanız yine eksi 5 olur. Aşağıda verilmeyen sayıları bulalım. 187 çarpı 10 üzeri 13. 13, 11'e azalmış. 2 basamak azalmış. O halde burayı 2 basamak arttıracağız. 187'nin yanına 2 sıfır eklediğimizde 2 basamak arttırmış oluruz. Eksi 3'ten eksi 5'e kuvvet 2 tane azalmış. O zaman katsayı 2 artmış demektir. Artmış hali 397. 2 basamak arttıysa artmadan önceki hali 3 tam %97'dir. 10 üzeri 9, 10 üzeri
6 olmuş, yani azalmış. Kuvvetin katsayının ne olması lazım? Artması. 3 tane azaldığı için 3 basamak sağa kaydıracağız ve C 38 tam olacak. Aşağıda verilen eşitliklerde doğru olanların yanına D, yanlış olanların yanına Y yazınız. Çok büyük bir sayı verilmiş. Onun 4. kuvveti şeklinde yazılmış. 4. kuvvet olması için 1, 2, 3, 4 tanesini saymıyoruz. 233 çarpı 10 üzeri 4 olur. Bu doğru bir ifade. O halde buraya D yazdık. Yine çok büyük bir sayı verilmiş. 1 tam %89, yani virgül şuraya geldi. Kaç basamak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 olmalı. Burada 5 yazıyor. Dolayısıyla bu yanlış. Diğer örneğimiz 512 milyon sayısı verilmiş. Ve 5 tam %12, virgül şurada. Kaç basamak? 1, 2, 3, 4, 5 olması lazım. Ama burada 3 yazıyor. Dolayısıyla bu da yanlış. 78 çarpı 10 üzeri 7. Karşısında 7 tam, onda 8 çarpı 10 üzeri 6 yazıyorum. Bakın, kuvvet azalmış. 7 iken 6 olmuş. Dolayısıyla 78'in artması 780 olması gerekirdi. Ama 7 tam olmuş. Bu da azalmış. İkisi de azaldığı için yanlış. 2 tam %56. 256 olmuş. 2 basamak sağa kaymış virgül. Yani 2 basamak arttırmışız. Kuvvetin 2 tane azalması gerekir. Gerçekten 2 tane azalmış. O halde bu ifade doğru. 4570 çarpı 10 üzeri 10. 45 tam onda 7'ye, yani virgül şuraya gelmiş. 2 tane basamak azaltmışız. O halde kuvveti 2 tane arttırmamız lazım. Ama burası da azalmış. Dolayısıyla bu ifade de yanlış bir ifade. Son örnek olarak 2 tane kısa problemimiz var. Işık hızı saniyede 300 bin kilometredir. Işık hızının kilometre olarak bilimsel gösterimini yazınız. Bilimsel gösterim sorularında birimlere dikkat edin. Burada bu soruda, bu problemde 2 birimde kilometre cinsinden. Dolayısıyla sadece sayının bilimsel gösterimini istiyor. Ancak bazı problemlerde farklı birimler kullanılabilir. Burada kilometre verip milimetre isteyebilir. Ya da saniyedeki hızını verip saatteki hızını kilometre cinsinden ya da metre cinsinden isteyebilir. Saniyedeki hızı 300 bin kilometredir. Işık hızının kilometre olarak bilimsel gösterimi 300 bini 3 çarpı 10 üzeri diye yazmalıyız. Katsayının 1 ile 10 arasında olması gerekiyor demiştik. 3 çarpı dediğime göre 3'ten sonraki basamaklar 1, 2, 3, 4, 5 tane. 10 üzeri 5 kilometre olur. Çok küçük bir sayı verilmiş. Metre boyundaki bir bakterinin santimetre olarak bilimsel gösterimini yazınız. Bakın, metre, santimetre. Önce metre olarak yazalım. Virgül şurada olacak. Arada 1, 2, 3, 4, 5 basamak kaydırmış olacağız. 1 tam %28 çarpı 10 üzeri eksi 5. Bu çok küçük bir sayı. O yüzden negatif kuvvet kullanıyorum. 10 üzeri eksi 5 metre. Santimetreye çevirmek için şu bilgiyi bilmemiz lazım. 1 metre 100 santimetredir. Yani bu ifadeyi 100 ile çarpmam lazım. 1 tam %28 çarpı 10 üzeri eksi 5'i 100 ile çarparsak, 100 yerine de 10 üzeri 2 yazabilirim. 10 üzeri 2 ile çarparsak santimetreye çevirmiş oluruz. Ve burada katsayı zaten 1 tam %28, yani 1 ile 10 arasında olduğu için bilimsel gösterime uygundur. 1 tam %28'i aynen yazarım. İlk videomuzda örneklerini yaptığımız çarpma işleminde tabanlar eşitse üstler toplanır kuralına göre eksi 5 ile 2'yi topladığımızda eksi 3 olur. Santimetre cinsinden bilimsel gösterimi 1 tam %28 çarpı 10 üzeri eksi 3 olacaktır. Videomuz burada bitti. Yapamadığınız soruları Instagram hesabım Matrak TV'den bana ulaştırabilirsiniz. Çözümlü videolarını sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.